Sevgili seyirciler yeni bir Beşine Bir Kan programına hoş geldiniz. Ee, yazın şu ilk günlerinde özellikle de okulların kapandığı, karnelerin dağıtıldığı ilk hafta sonunda hepinize sağlık dolu, mutluluk dolu bir yaz diliyorum. Umarım çocuklarda zayıf yoktur karnelerde. Varsa da umarım çok fazla tepki göstermemişsinizdir. Hepimiz zamanında ne karnelerle geldik artık siz de biliyorsunuz. Bu yaz sıcak geçecek. Farklı farklı konular var. Bir yıl sonra seçim kapıya dayandı. Geri sayım şu anda e, devam ediyor. Kum saati dökülmeye devam ediyor. Ve bu kum saati geri sayımdayken de Türkiye'de farklı konularda yeni adımlar atılıyor. Ne bunlar? Mesela sosyal medya yasası. Bu hafta onu konuştuk. Sosyal medya zor bir yer. Yani Bir zamanlar dutlukken güzel ama şimdi e, kimin ne yaptığını çok kontrol edemediğiniz özellikle devletleri hükümetleri de çok endişelendiren bir yer. İşte her hükümet, her devlet sosyal medyayı bir şekilde e, düzenlemeye çalışıyor. Türkiye'de bir adım attı. 40 maddelik bir e, yasa tasarısını meclise getirdi. Ve bu yasa tasarısıyla da sosyal medyada özellikle dezenformasyona yönelik e, çeşitli tedbirler aldı. Çok konuştuk bu hafta, çok tartıştık. Çünkü bu paketin içinde gerçekten internet yayıncılığı için önemli, internet gazetecileri için fark yaratacak hayatlarını iyileştirecek, şartlarını düzeltecek gelişmeler olduğu gibi kimi maddeleri de çok tartışmalı. Mesela dezenformasyon yapanlara bir yıldan üç yıla kadar bir hapis cezası öngörülüyor. İyi de, de, iyi de dezenformasyon ne? Kime göre dezenformasyon? Buralar birazcık muğlakta gözüküyor. Bir de bu kararı kim verecek? Yani bu dezenformasyondur, bu değildir kararını kim verecek? Bu da şimdilik muallakta gibi. Ama öyle ya da böyle şu anda komisyonlardan geçti meclise geldi ve evet, de önümüzdeki günlerde yasallaşması kesin gibi. Ali Murat Kırık şu anda kendisi e, konuğum. E, ben e, Ali Murat Bey e şunu sormak istiyorum. Komisyondan geçen bu sosyal medya yasası nedir? Tam olarak neyi kapsıyor bize anlatır mısınız? Evet Cüneyt Bey biliyorsunuz 2020 yılında aslında 7253 sayılı bir sosyal medya yasası vardı ve bu sosyal medya yasası ciddi anlamda artılarının ve eksilerini bünyesinde barındırıyordu. Ancak biliyorsunuz teknolojinin değişmesiyle medyanın da dönüşmesiyle birlikte artık farklı yasalara ihtiyaç olduğunu görüyoruz ve bu yeni çıkan daha doğrusu bu meclisten geçen yeni yasa kapsamında da aslında farklı eleştirilerin var olduğunu görüyoruz. Kimisi bu yasanın bir sansür yasası olduğunu ifade ediyor. Kimisi ise aslında ifade özgürlüğünün çok daha fazla savunulacağını, çocuk hak ve özgürlüklerinin sanal ortamda korunacağını dile getiriliyor. Dolayısıyla böyle bir ikilemin var olduğunu öncelikle söyleyebiliriz. Şimdi yasaya dair ciddi anlamda gelen artılardan bir tanesi artık internet haber sitelerinin düzenlenmesi. Tıpkı bir gazete gibi, tıpkı bir dergi gibi internet haber sitesi de sicil bilgilerini, e posta bilgilerini, yazışma adreslerini ve tabii ki künyesini bulundurma zorunlu altına girmiş oluyor. Dolayısıyla muhatap bulabilme konusunda yani bir haber sitesi bir kişiye ne bileyim hakaret edebilir, rencide içeri edici içerikte bulunabilir. Ciddi anlamda böyle bir avantaj sağlayacağını söyleyebilmek mümkün. Yine yasa kapsamında şunu söyleyebiliriz. Son iki yılın tüm arşivi muhafaza edilecek. Yani Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunulduğu takdirde son iki yılın arşivi internet haber sitesi tarafından savcılığa verilmiş olacak. Ve ayrıca internet haber siteleri haber içerisinde ilk kayıt tarihi, ilk yayınlanma tarihini ve düzenlenme tarihini, revize tarihini sunma yükümüne girmiş olacak. Örnek vermek gerekirse bir haber bir eklemeye tabi olacak. Bir iki gün sonra tekrardan revize edilmiş olacak. Bunu mutlaka haber sesi tarih olarak belirtmek durumunda kalacak. Düzeltme ve cevap yazıları bir gün içerisinde büyüklükte yayınlanacak. Efendim biliyorsunuz internet haber sitelerinde bazen Kişi haklı özgürlüklerinin zarar görülmesi, kişilere yönelik işte dediğim gibi asılsız iddiaların var olması söz konusu oluyordu. Bu asılsız iddiaların önüne geçmek, teksip yazısı bilmek adına bir gün içerisinde ilgili site büyük puntolarla bunu yayınlamış olacak. Yine internette yayınlanan habere dava için 4 aylık bir süre var. Dolayısıyla az önce de ifade ettiğim gibi biliyorsunuz 2 yıl içerisinde bütün haberler, içerikler tutulacak ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğu takdirde Cumhuriyet Savcılığına gönderilecekti ya. Aynı durum bunun içine geçerli. 4 ay içerisinde bir içerik görürseniz, size yönelik bir hakaret, rencide edici içerikte karşı karşıya kalırsanız yapacağınız işlem Mutlak suretle savcılığa başvurmak oluyordu. 4 ay içerisinde bu hakkınızı kullanabileceksiniz. Ee, yeni yasa internet haber sitelerini e, çok farklı bir dediğim gibi medya noktasında farklı bir yere sevk etmiş olacak. Tıpkı bir gazetede çalışır gibi, tıpkı bir dergide, tıpkı bir televizyonda çalışır gibi basın kartı başvurusu yapabilecek. Bu alanda çalışan, emek veren medya mensupları. Ben bunun çok önemli bir avantaj olduğunu görüyorum. Çünkü yıllardır insanlar gazeteden haber okumamalarına internet haber sitelerini çok ciddi anlamda takip etmelerine rağmen basın kartı hakkına sahip değillerdi. Bu yeni yasanın belki de en büyük avantajı basın kartı başvurusu imkanı tanımış olacak. Bir de yine Cüneyt Bey sizinle konuştuğumuz bir konu vardı. Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sitelerin temsilci bulundurma ve ofis açma zorunluluğu söz konusuydu. 2020 yılında aslında bu kanun çıkmıştı. Ancak bunun teoride çıktığı, uygulama alanında çok fazla aktif olamadığını görüyorduk. Bu yeni yasayla birlikte, yeni düzenlemeyle birlikte artık tüzel kişilerin yerine gerçek kişiler almış olacak. Örnek vermek gerekirse işte Twitter'ın Türkiye temsilcisi Ali Murat Kırık denecek. Dolayısıyla artık bu sefer doğrudan karşınızda bir muhatap olmuş olacak. Bunun da ben ciddi anlamda avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Ciddi anlamda sosyal medyadaki suçların işlenmesi ve önüne geçilmesi adına çok büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum. biliyorsunuz çocuklar yine internet ve sosyal medyanın zararlı etkilerinden olumsuz bir şekilde etkileniyorlardı. Burada da yine çocukların yasa dışı ve zararlı içeriklere muhatap olması noktasında yeni çıkacak yasa bunun önüne geçmiş oluyor. Özellikle geçmişte muhatap bulanamama hususu nedeniyle bu kişiler işte istismarcılar olabilir, pedofiller olabilir. Açık bir şekilde sosyal medyada ifşa içerikli videolar paylaşabiliyorlardı. Dolayısıyla bunun da önüne geçilmiş olacak. Bunun ben çok önemli bir adım olacağını düşünüyorum açıkçası. Burada suç içeren paylaşımların bir şekilde önüne geçilmesi söz konusu olacak. Zira biliyorsunuz ilgili sosyal medya mecraları kişisel bilgileri, IP adreslerini paylaşmıyordu zararlı içerikli ya da terör örgütü faaliyetlerinin yapmış olduğu içerik ve paylaşımları noktasında bu sefer Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu içerikleri talep ettiği takdirde bunlar sunulmuş olacak. ve Böylelikle aslında suçlunun yanına kar kalmayacak efendim. Çünkü ortam sanal olsa da bildiğiniz üzere işlenen suç her zaman gerçek oluyordu. Bunun önüne geçilmesi açısından çok büyük bir avantaj ve tabii ki yine çok önemli bir husus var ki halkı yanıltıcı bilginin yayılması noktasında ciddi yaptırımlar uygulanacağı, bununla ilgili hatta idari para cezası ve hapis cezasının bile var olacağı öngörülüyor. Burada belki bir parantez açmamız gerekir Cüneyt Bey. Çünkü halkı yanıltıcı bilgi denliğinde insanlarda bir ikilem ortaya çıkıyor. Hangi bilgi yanıltıcıdır, hangi bilginin doğru, hangi bilginin yanlış olduğunu kim ne şekilde tespit edecek düşüncesi ortadadır. Bunun biraz sorun oluşturacağını düşünüyorum açıkçası yasa kapsamında. Belki bunun yasa kapsamında biraz daha açıklanması, ifade edilmesi son derece önemli. Çünkü özellikle belli bir kesimin yasaya yönelik en büyük eleştirisi bunun düşünce ve ifade özgürlüğüne ket vuracağı bir sansür mekanizması ortaya süreceğini ifade ediyor Cüneyt Bey. Aslında 2020 yılındaki sosyal medya yasası için de bu söylenmişti. Aynı durumun var olduğu ifade edilmişti. Ancak bunu tabii ki zaman gösterecek. Yani bu yasanın nasıl uygulanacağı, yine kağıt üstünde mi kalacağı, yoksa gerçekten uygulamaya geçebilecek mi? Sosyal medya şirketleri gerçek temsilcilerini buralara atayabilecek mi? Bunu zaman göstermiş olacak. Ancak şu bir gerçek ki sosyal medya sürekli değişen, dönüşen bir yapıya sahip. Teknolojik sürekli değişiyor, dönüşüyor. Burada sanki düşünce ve ifade özgürlüğünün korunması, kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ciddi anlamda önem kazanmış oluyor. Bir kimseye sadece düşüncesi ya da ifade ettiği fikir nedeniyle hakaret etmek e, asla söz konusu olmamalı. Bu yasa kapsamında da bunların düzeltileceğini düşünüyoruz efendim. Bunu öngörüyoruz. En azından bunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki sosyal medya alternatif bir medya olarak da karşımıza çıkıyor. İnsanların fikirlerini, düşüncelerini mümkün olduğunca özgür bir şekilde aktarmaları açısından son derece önemli. Devletin bu noktada mutlak suretle ...çok dikkatli hareket etmesi gerekiyor efendim. E, düşünce ve ifade özgürlüğünün asla önüne ket vurulmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki yanıltıcı bilgilerde, beyanlarda, işte çarpıtılmış görsellerde manipülatif, dezenformatif içerikleri sunanların da elbette ki mutlaka ceza alması ve yaptırıma tabi tutulması son derece önemli. Özellikle çocuklar ve gençler açısından baktığımızda sosyal medyanın evet katılımcı bir kültürü ortaya koyduğunu söyleyebiliriz ama ciddi anlamda da yasalara muhtaç olduğunu görüyoruz. Zira dünyada da aslında Almanya gibi, İngiltere gibi ülkelerde de aslında gelişmiş ülkelerde de bu tarz düzenlemelerin var olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Cüneyt Bey bu kararı verecek mercilerin mutlaka artıları eksileri değerlendirmesi ve tabii ki toplumun temel yapısını da göz önünde bulundurması gerektiğini düşünüyorum. Zira sınırsız özgürlük tabii ki kimsenin beklediği bir husus değildir ama dediğim gibi kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, dezenformasyonun manipülasyonun önüne geçilmesi adına sosyal medya yasasının mutlak suretle artı sağlayacağını söyleyebilmek mümkün. Sayın Kırık çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bu yaz sıcak geçecek dedik. Özellikle de Ege'de sıcak bir yaz bizi bekliyor. Neden? Çünkü Yunanistan'la e, Türkiye'nin arasına e, Ege'de bir kara kedi girdi. O kara kedinin adı e, silahlandırılmaması gereken adaların silahlandırılması. Yunanistan'da önümüzdeki aylarda seçim var. Mitsotakis belki biraz da bu yüzden biraz da sağa çeken politikası nedeniyle sürekli e, Türkiye'yi bir, bir anlamda sıcak sulara çekmeye çalışıyor. Türkiye bugüne kadar çok soğukkanlı bir şekilde durumu idare etti. Hatta savunma bakanı Hulusi Akar benim adın artık Hulusi Akarizm diyeceğim bir kuğullukta cool serin kanlılıkta meseleye yaklaştı. Ne zaman Yunanistan tarafı bir vervele yaratsa ne zaman e, Türkler şöyle Türkler böyle dese Hulusi Akar bizzat kendisi ya bu kadar yapmayın Türkiye'nin ordusuna bakın sizin ordunuza bakın. Ya bu yaptığınız çok mantıklı bir şey değil gibi ...hiçbir zaman tansiyonu yükseltmeyen... ...tam tersi indirmeye çalışan bir üslupta yaklaştı. Hatta... ...Mitro Takis Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştu. Erdoğan gayet sıcak mesajlar verdi. İki ülke meselelerini ikimiz konuşup çözelim. Başkalarını aramıza almayalım. Üçüncü şahıslar olmasın dedi. El sıkıştılar, sarıldılar. Mitro Takis gitti. Gidiş o gidiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...tek bir gündemi vardı. Türkiye'yi şikayet etmek. Kıbrıs'tan girdi, Ege'den çıktı... Türklere F-16 satmayından başlayıp birçok farklı konuyu da gündeme getirdi. Böyle olunca da Cumhurbaşkanı Erdoğan hop bir dakika dedi one minute dedi. Hani dedi biz bunları bu şekilde konuşmayacaktık. E madem sözünüze güvenilmiyor bundan sonra benim için mikro Takis bitmiştir dedi. Bu hafta Hulusi Akar'la Yunanistan Savunma Bakanı yine bir araya geldiler konuştular. Bir anlamda sorunlara herhangi bir gerilim olmadan çözüm ürettiler. Ama Yunanistan'da Türkiye'deki hava inanın o kadar farklı ki. Yani Yunanistan'da bir Türkiye kompleksi var. Türkiye ile yatıyorlar, Türkiye ile kalkıyorlar. Zannedersiniz ki yarın yani bir gece ansızın Türkiye Yunanistan'ı işgal edecek gibi bir gerilim var. Kuşkusuz bunda medyanın da rolü çok büyük. Çünkü bu, bu tür haberler biraz da tarihi nedenlerden dolayı Yunanistan'da Tırnak içinde söylüyorum çok satıyor, çok izleniyor. O yüzden de onlar da bu tür haberleri yapıyorlar. Peki bütün bu gelişmeler sonrasında bu hafta ne oldu? Şu andaki durum nedir? Gelin isterseniz Yunanistan'ı e, çok iyi takip eden bir akademisyene Dimitris Triantopoli'ye soralım. Şu andaki durumu siz nasıl özetliyorsunuz? Tam olarak neredeyiz acaba bu krizde? It's more the same. Hep benzer şeyler. Biz yıllardır partner ve müttefikiz. Daha sakin olan ve diyalogla geçen dönemlerimiz var ve bazen de gerilim dönemlerimiz var. Şu anda yine belirli bir gerilim dönemindeyiz. Ki bu gerilim dönemi de yavaş yavaş sona eriyor olabilir. Türk ve Yunan Savunma Dışişleri Bakanları arasında toplantılar oldu. Çok kısa toplantılar olsa dahi en azından yüksek seviye iletişim tekrar başlamış oldu. İki yıl önceden farklı olarak Türk ve Yunan donanmalarının ikisinin de Doğu Akdeniz'de karşılıklı durmaları gibi bir durum şu anda söz konusu değil. Retorik seviyede ise Yunanistan'da Türkiye Başkanı, Türkiye Dışişleri Bakanı gibi Önemli yetkilerin Yunan adalarındaki egemenliğe ilişkin açıklamalarına dair büyük endişe var. Ayrıca hükümet ortağı Devlet Bahçeli'nin Yunanlıların dikkatli olmazlarsa kendilerini Ege'nin dibinde bulacakları yönündeki daha renkli açıklamalarına ilişkin de endişe var. Tüm bunlar Yunan tarafına Türkiye'nin Yunanistan egemenliğine ilişkin iddiaları varmış gibi geçiyor. Bu da Yunanlıları üzüyor ve endişelendiriyor. Çünkü 20 yıl önceki Kardak gerilimi gibi bir gerilim olabileceğini düşündürüyor. Ama ben mantıklı olarak sakinlik öncelik kazanacağını düşünmek istiyorum. Yaz ve turizm dönemindeyiz. İki ülkenin de özellikle 2 yıl boyunca süren pandemide azalan turist sayısını da göz önünde aldığımızda ılımlı olmaya ihtiyacımız var. Her iki ülkede yani Ege, Yunan ve Türk kıyıları turistler için çekici rotalar. Kimsenin böyle bir gerilime ihtiyacı yok. Ayrıca diğer taraftan bu gerilim sürecinde olmamıza ilişkin olarak Türk-Yunan ilişkilerinden öteye bakmamız gerekiyor. En azından Yunan uzman olarak benim analizime göre Türkiye şu an kendini farklı partnerler ve müttefiklerle anlaşmazlıklarda bulmasının da bu gerilimle ilgisi var. Yunanistan bakış açısında gerilimlerin artışı özellikle birkaç hafta önce Yunan Başbakanı'nın ABD ziyareti sırasında ve sonrasında ortaya çıkıyor. Türkiye'yi kaygılandıran Türkiye başkanının ABD başkanıyla görüşmek istemesine rağmen aslında sorun Yunan başbakanının Beyaz Saray ziyareti değil Yunan başkanının kongre birleşik oturumunda hitap etmesiydi. Yabancı bir liderin bu daveti alması çok nadir görülen bir durum. Türk-Yunan gerilim ve ilişkilerini Türkiye-ABD, Türkiye-NATO ilişkileri şekilde daha geniş açıdan incelemeliyiz. İki taraflı Türk-Yunan konusu değil bu. İki taraflı olarak bu ilişkilerin iki tarafça nasıl anlaşıldığı konusunda farklar var. Biz böyleyiz. Bu gerilimler devam edecek. Bu Atina'da da bir kaydı. Bu gerilimler devam edecek. Zaman zaman azalacak, ortadan kalkacak. Özellikle İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyeliği veto konusu da gündemde olduğundan 30 Haziran'daki NATO zirvesi geriliminin azalmasına yardımcı olacak. Ama tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Ayrıca Türkiye'de seçim süreci içerisindeyiz. Bu seçimde Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına denk geliyor ve Cumhuriyetin Yunanistan'ın kaybettiği bir savaşın üstüne kurulduğu da bir gerçek. Yüzyıl yıl önce Yunanlıların yenildiği savaşın yıl dönümü yaklaşıyor. İzmir'in Türklerin eline geçmesinin de yıl dönümü ve tüm bunların Türkiye'de yerel ve politik olarak etkileri seçimlere doğru ilerlerken etkileri var. Hem AKP hem de muhalefet tarafından etkisi var. Peki ilişkilerin geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu büyük soru. Her zaman söylüyorum. Ben 20 yıldır Türkiye'de olan bir Yunan akademisyenim. Ben yakınlaşma sürecinin bir ürünü. 1999 yılında Yunan Dışişleri Bakanı ve Türk Dışişleri Bakanı New York'ta buluştu ve Türkiye'nin AB üyeliğinde de bağlantılı olarak iki ülke arasında bir ilişki kurmaya karar verdi. Bu yakınlaşma süreci o dönemden beri var ve benim gibi Yunanlar buraya gelip Türk üniversitelerinde eğitim verebildi. Türklerin de Yunanistan'da bunu yapmasına imkan sağladı. İki ülke arasında turizm ve yatırımın artmasını, sivil toplumun birlikte çalışmasını sağladı, basın birbirini tanıdı. Ama bu süreçte aslında gerçek anlamda hiçbir yakınlaşma olmadı. Güven sağlayan süreçler olduğundan ilişkiler gelişti ama gerçek anlamda bir yakınlaşma gerçekleşmedi. Çünkü farklılıklara çözüm bulunmadı. Aslında statikonun korunmasına neden oldu sadece. Ki bu da iyi iletişim ve ilişkileri sağlıyordu. Ama ilişkilerdeki sorunları çözemedi. 2020'de hem kara sınırında hem de daha sonra donanmalarla yazın ve sonbaharda durumların olması gerektiği gibi olmadığını anladık. İki ülkenin liderleri, şu anki liderler ya da ilerideki liderler anlaşma sağlamak ve ileri gitmek için söz vermezse bu sorun çözülmez. Bu gerilim her zaman olur ve umabileceğimiz en iyi şey statüko ve barışçıl ilişki, yani iletişim olur sorunları çözmedikçe Yunanistan'ın bir konusu var, Türkiye'nin başka konuları var. Ama en azından sorunları çözmek için bir yol bulmadıkça ilişkiler böyle gider. Bana göre ben sorunları çözme taraftarıyım. Güven oluşturmak önemli ilişkileri ilerletmek önemli ama aynı zamanda yaratıcı çözümle de gelmeliyiz. Bu nedenle şu an ağırlık gerilim azaltılmasında ve güven tazelemede olmalı. Güven oluşturma süreci bildiğiniz gibi oluşturursunuz ve kaybedersiniz şeklindedir. İleriye doğru tek adım aradaki güven birliğini inşa etmek Karşı tarafın düşman olmadığını anlamalı, her iki taraf ve taraflar arasındaki diyalog arttırılmalı. İki ülke arasında kurumsal iletişim de arttırılmalı. Türkiye başkanı ve Yunanistan başbakanı bir araya gelmese de dışişleri bakanlarının, savunma bakanlarının ve aynı zamanda yönetimlerinden resmi kişilerin sistematik olarak görüştüğüne emin olmalıyız sonra da kutunun dışında düşünmeliyiz. Sorunlarda ilerlemek için uygun zamanı bulmak adına geniş düşünmeliyiz. Sürekli Yunanistan'ın adalar benim, egemenliğim tartışılmayacak, Türkiye'nin de hayır demesinin ötesine geçmemiz gerekiyor. Bazı fikirler dediğim gibi benim için özellikle Ankara Atina'nın bölgede liderlik rolü üstlenmek için çalışması bu. Bazı fikirler de bölgede stabilite ve güvenlik sağlayacak. Çünkü bu düşünceler ve konular doğrudan doğruya yarışmacı değil, aksine iki ülkeyi de etkileyen konular. Yoksa şu an olandan daha fazlası olacak. Gerilim, geri giriş, gerilim ve hep gerilimin tekrar doğmasını ve bir kaza olmamasını umma şeklinde devam eden bir sarmal. Ve gerçek bir askeri kriz olmamasını umacağız. Çünkü şu an olan ana akım medyayı televizyondaki analizleri izlediğimizde durum sağlıklı değil. Bir anda herkesin uluslararası hukuk uzmanı olduğunu görüyoruz. Bir anda hangi ada kime ait bunlar konuşuluyor. Bu herkes için değil. Bir tartışma olabilir bu konuda ama diplomatlar arasında olmalı. Gidip diğer ülkeyi işgal etmek adına fikirler konuşuluyor. Üç günde alırız gibi sözler. Bu sağlıklı değil. Bu toplumlar arasındaki strese katkı sunuyor ve gerilimi arttırıyor. Bu nedenle geleceğe yapıcı bakmalıyız. Bence iki tarafında yetkilileri ve liderleri bunu yapmak için kapasiteye sahip. Sadece buna inanmaları gerekiyor. Çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için sevgili seyirciler. Bu hafta yine ilginç bir olay yaşandı. Özellikle para dünyasında, ekonomi dünyasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası FED tarihinde görülmemiş yani 1994 yılından bu yana görülmemiş bir artış yaptı. 0.75 puan. Faizleri arttırdı ve faiz oranı 1.50'den 1.75 seviyesine çıkarttı. Çok konuşuldu böyle bir karar alınması doğru muydu yanlış mıydı diye. Peki bu karar ne anlama geliyor? İsterseniz bir bilene soralım. Murat Ferman şu anda bizimle. Murat Bey siz ne düşünüyorsunuz? Bu karar sürpriz oldu mu sizin için? Ne anlama geliyordu acaba? FED son toplantısında beklentiler paralelinde bir karar verdi. Ancak çıtayı bir parça daha yükseltti ve bundan sonraki sıkılaştırma koridorunun daha hızlı koşulacağını ve daha yüksek montanlı faiz silahının veya aracının kullanılacağını bir yerde fahş oldu. Evet, merkez bankaları ve merkez bankacılığı rolü oynayanların bugünlerde işi oldukça zor. Netice itibariyle normalleşme sürecinin Ukrayna meselesiyle adeta dejenere edilmesi, adeta bozulması sürecinde önümüzdeki günlerin ne getireceği konusunda şüphe bulutları daha da yoğunlaşıyor. Öyle ya yaşanılan katmerlik kriz yani bu krizin içerisinde gıda krizi var. Bu krizin içerisinde enflasyon krizi var. Bu krizin içerisinde jeopolitik gelişmeler ve diğer unsurlar var. Bu karmaşık çetrefil ortamda bir de resesyon sıkıntısı ortaya çıkınca elbette merkez bankaları ve merkez bankacılığı da bu konuda aslında üzerine düşeni yapmak durumunda kaldı. Bütün dünyada olduğu gibi politikacılar esasen pandemi döneminde başvurulan refleksiyonist yani rahatlatıcı, can suyu sağlayıcı politikaların enflasyonu uyarıcı etkisini kabul etmek istemiyorlar. Nitekim son dönemlerde birbiri ardına kamuoyuna seslenişlerini ve soru cevap seanslarını hayat pahalılığı ve enflasyon üzerine yoğunlaştıran Amerikan Başkanı Biden da bu cümleden olmak üzere daha saatler evvel verdiği son röportajında özellikle pandemi döneminde sağlanan kişi başı ödemelerin, altyapı yatırımlarının ve diğer destek paketinin halen yaşanan enflasyon üzerinde geçici veya e, ihmal edilebilir bir rol oynadığını, esas meselenin pandemi ve Putin'den kaynaklandığını, Putin'in saldırgan tutumu çerçevesinde tedarik ve daha sonra e, enflasyon ve elbette gıda ve enerji cephelerinde yaşanan sıkıntıların bugüne yol açtığını ortaya e, koyuyor veya bunu bu şekliyle e, kamuoyuna yansıtmaya çalışıyor. E, şundan emin olabiliriz. Bundan sonra hem bu kararın e, oylama sürecine baktığımızda çünkü bir tek Kansas bölgesel e, banka başkanı e, Esther George dışında herkes 50 bipsin üzerine çıtayı çıkartma konusunda hem fikir hem de daha sonra Başkan Powell'ın, Fed Başkanı Powell'ın hem kısa açıklaması hem de soru cevaplar çerçevesinde şu anlaşılıyor. Önümüzdeki dönem içerisinde 3,5 üzerine taşınabilecek bir faiz sürecine, faiz hedefine devam edilecek çıta Oldukça yukarıya çekilmiş ilk defa 75 bip's'le 28 yıl sonra yeni bir üst düzey deneniyor ve ilk defa gene Powell bu karar sonrasında 50 veya 75 bip'slik yani 0.50 veya 0.75 puanlık bir artış öngörülebilir önümüzdeki günlerde diyerek 75 bip'si 0.75'i de beklenti setine dahil etmiş oluyor. Şimdi bundan sonra merak edilen konu şu sıkılaştırma tonunun devam edeceğini hiç şüphe yok. Ama bu sıkılaştırma süreci hangi montanla ve hangi süratle devam edecek merak edilen o. Birçok uzman elbette Fed'in müdahale konusunda veya faiz silahını devreye koymak konusunda, devreye alma konusunda geciktiğini öne sürüyor. Bu konuda hem yalın hem de biraz daha, e, düşük perdeden de olsa Powell e, bir parça sorumlulukları olduğunu kabul eden e, açıklamaları e, son dönemde kamuoyuyla paylaştılar. Ancak anlaşılıyor ki özellikle Kasım'da gelen kongre ara seçimleri e, Biden'ın işini zorlaştırıyor. Ve merkez bankacılığı rolünü oynayan Fed'in ve dünyada diğer merkez bankalarının e, üzerindeki baskıyı da arttırıyor. Ama merkez bankaları ve merkez bankacılığının esas esbabı, mucibesi, varlık sebebi veya çalışma prensipleri de burada düğümleniyor. Çünkü tüm gelişmelere, tüm seçim takvimlerine, tüm jeopolitik baskılara karşın orta ve uzun vadeli ekonomik selameti düşünerek ve kendilerine verilmiş olan hedefler çerçevesinde, mesela Fed için bu hem fiyat istikrarı, enflasyon hem de istihdam, genel dengeyi sağlayabilmek. Bakalım önümüzdeki günler nasıl bir serimi bizlerle karşı karşıya bırakacak? Resesyonist eğilimlerin ağır basacağı şüphesiz. Ama bir resesyona girilir mi? Bu resesyonun derinliği, koyuluğu ve süreci ne olur? Onları yaşayarak göreceğiz. Bir gerçek değişmiyor. 1944 Bretton Woods Anlaşması ile kurulan 1971 yılında dolar altın bağlantısını veya karşılığını ortadan kaldırarak revize edilen mevcut hakim ekonomik düzende rezerv para dolar merkez bankacılığı rolünü oynayan FED'in her türlü kararı dünya piyasalarını dünya ekonomilerini doğrudan ilgilendiren doğrudan şekillendiren mekanizmaları harekete geçiren ana kurgu olmaya ana unsur olmaya devam ediyor. O bakımdan Amerika Birleşik Devletleri'nin her türlü ekonomik kararı ve münhasıran FED'in dolarla ilgili e, tasarrufları yakından izlenmeye devam edilecek. Bu tabi sıkılaştırma politikası güçlü dolar temasını e, güçlendiren, ona destek sağlayan bir unsur. Dolayısıyla bütün dünyada doların ve e, fonların ve finansal varlıkların pahalılanması, iki yıllık Amerikan devlet kağıtlarına bunun bağlanması işleri daha da zorlaştıracak. Sıkılaşan bir dünyada zaten belirli bir enflasyon bazıyla bu enflasyon sarmalına, fırtınasına, kasırgasına tutulanlar değerlerine göre daha fazla hırpalanma ya da yıpranma riskiyle karşı karşıyalar. Onun için her zaman söylendiği gibi zor zamanlardan önce kırılganlıkları onarmak ve yumuşak karnı tahkim etmekte her daim fayda var. Çok çok teşekkür ederim Murat Bey. Sevgili seyirciler bu haftanın konuşulan bir başka konusu burnumuzun dibinde Ukrayna'daki savaşla ilgiliydi. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden çıkarılması konusunda Türkiye ile yakın temasta olduğunu söyledi. Kim söyledi? Birleşmiş Milletler söyledi. Ee, hem Rusya tarafı hem Türkiye tarafı bu tahılın bir an önce çıkması için elinden geleni yapıyor. Ukrayna cephesinde ise homurdanmalar var. Bu hafta Zelenski'yi Dört Avrupa Birliği ülkesinin lideri ziyaret etti ve özellikle Macron'la bu gördüğünüz fotoğraf çok konuşuldu, çok tartışıldı ee, ve de Ukrayna diyor ki ya bu görüşmeler yapılırken neden Türkiye ile e, bu masada neden Ukrayna'da yok? Hani Türkiye var, Rusya var, Birleşmiş Milletler var. Sonuçta bu tahıl bizim tahılımız diyor bir yandan da bütün bunlar tartışılmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephen Dujaric de diyor ki Türk yetkililerle bu konuda yakın temastayız. Yakın işbirliği yapıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ve Türk ordusunun yakın işbirliğine son derece minnettar diye Türkiye'nin rolüne bir kez daha alt alta sıraladı. Bu arada tarım demişken Türkiye'nin yeni Tarım Bakanı da önemli işlere imza atıyor ezberleri bozuyor. Nasıl bozuyor? Mesela uçmaz denilen Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları yeniden göklere kavuştu. Bir yandan da tarımla ilgili önemli durum tespitleri var, hasar tespitleri var ve çözüm önerileri var. Bunlardan bir tanesi çok konuşuldu, tartışıldı. Türkiye 10 ayrı ülkede tarım yapmak için adım atacak. Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden araziler kiralanacak. Sudan'dan geçmiş yıllarda 850 bin hektar civarında bir arazi kiralanmıştı. Ee, ama bu proje hayata geçmemişti. Bakalım bundan sonra geçecek mi? Bu haftanın en çok konuşulan konularından bir tanesi de bu tarım arazilerinin ne olacağı konusuydu. Bütün bunlar konuşulurken Rusya'nın Ukrayna işgali devam ediyor. Rusya yalıtılmış durumda. Ama Rusya'nın enerji gelirlerinde bütün yaptırımlara rağmen bu hafta arttı. Ruble eski değerine geldi hatta ondan daha da fazla değer kazandı ve merkezi Paris'te bulunan İEA'nın e, ilginç bir açıklaması var diyor ki küresel bazda ham petrol ve petrol ürünlerinin fiyatlarında yaşanan artış sonucu Rusya'nın petrol ihracatından elde ettiği gelir Mayıs ayında bir önceki aya göre 1.7 milyar dolar artarak 20 milyar dolara yükseldi diyor. Bu da bu haftanın belki de en ilginç durumlarından bir tanesi. Rusya her şeye rağmen ekonomisini hala ayakta tutabiliyor. Bu arada biraz önce Ukrayna'ya Macron, Scholz ve Draghi'nin gittiklerini söylemiştim. Kiev'e gittiler. Biraz önce gördüğünüz fotoğrafı verdiler. Ve de liderler Avrupalılar olarak Ukrayna'ya ve kahramanca bir direniş gösteren halkına açık siyasi mesajlar vermemiz gereken bir noktada izlediler. Desteklerini gösterdiler. Peki bu sırada Zelenski ne yaptı? Zelenski biraz tabii küs küs diyelim de biraz alınmış durumda yani çünkü işte NATO'ya girememek ya da bir yandan da Avrupa'nın sadece silah yardımı yapması Zelinski'yi çok tatmin etmişe benzemiyor. Ee, i̇lginç bir stratejisi var Zelenski'nin. Farklı yerlerdeki çeşitli konuşmalara katılıyor. Genelde video konferans yöntemine katılıyor ama ilk kez bir teknoloji zirvesinde Viva Teknoloji Konferansı'na katıldı. Hologramıyla katıldı. Yani bayağı hani eti, etiyle buduyla olmasa da Cismiyle karşılarında canlı yayında hologramda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi gördüler. Ve de hem ikinci Dünya Savaşı'nda atıfta bulundu. Hem de normal şartlarda devlet başkanlarının insanlara bir hologram olarak konuşma yapması alışılmış bir şey değil dedi. Star Wars'un gerçek hayata geçirdiğimiz tek uygulaması bu değil dedi. Sonra da lafı çok iyi bağladı. İmparatorluğu da yeneceğiz dedi. Bu da ilginç bir gelişme. Bu arada Moskova işgal ettiği... Ukrayna'daki her sonda doğan bebekleri otomatik olarak Rusya vatandaşlığı vereceğini açıkladı ki daha önce okullarda da Rus eğitim sistemine geçtiğini daha önce söylemişti. Bu haftanın sıcak konularından bir tanesi İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girip girmeyeceğiydi. Türkiye veto edeceğini söyledi. Nedenini de açıkladı. İsveç'teki özellikle İsveç ve Finlandiya'daki PKK varlığını ve Türkiye'nin bunu terör örgütü olarak gördüğü bu örgüt mensuplarının orada baş üstünde taşınmasını, karşılanmasını eleştirdiğini, bunu kabul edemeyeceğini söyledi. Madem müttefik olacağız böyle müttefiklik olunmaz denildi. Sanki Türkiye bunu dememiş gibi bu hafta İsveç'te, Stokholm'de çeşitli PKK'ların düzenlediği gösteriler vardı ve Abdullah Öcalan'ın resmini belki de inadına ünlü bir gösteri merkezinin üzerine ve Stockholm'daki belediye meclisinin üzerine yansıttılar. E böyle olunca da Türkiye'de ipler atıldı. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk günden beri geri adım atmıyor. Bundan sonra ne olacağını ise hiç kimse bilmiyor. Ama baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri daha iyimser gözüküyor. Yani biz daha iyimser bir açıdan bakıyoruz diyor. Bir toplantıda bunun çözüleceğini inanıyoruz diyor. İsveç somut adımlar da atmaya başladı. Aslına bakarsanız kendi yasalarını değiştirmeye çalışıyor ama İsveç'te çok uzun bir süredir yani yıllardır bir Kürt diasporası var sadece PKK değil PKK'ya karşı olan Kürtlerin de bir anlamda gittiği yaşadığı bir ülke İsveç. Bütün bu alışkanlıklar çok hızlı değişir mi değişmez mi ondan emin değiliz ama... Türkiye NATO gibi önemli bir örgüte Amerika'ya rağmen veto uygulayabilir mi? İsterseniz bunu bir bilene soralım. Sevgili Burak Kuntay şu anda konuğum. Burak Bey İsveç'in NATO meselesiyle ilgili olabilecekler neler sizce yani... Türkiye İsveç'le ikili ilişkileri nasıl etkiler? NATO'ya gerçekten veto uygular mı? Şimdi tabii ki İsveç'le Türkiye'nin ilişkileri NATO noktasında Türkiye'nin veto ederim e, duruşuyla beraber daha da farklı bir noktaya geldi. Ama açık konuşmak gerekirse İsveç'le Türkiye ilişkileri e, yani hiçbir zaman için bilhassa da terör noktasına ele aldığımızda zaten güllük gülistanlık değildi. Yani onu da açık ve net söylemek lazım. Şimdi buradaki ihtimallere gelince benim gördüğüm durum net bir şekilde şu. Bir kere Türkiye'nin vetosunu kaldırabilmesi için daha doğrusu uygulayacağını Türkiye'nin söylediği vetosunu potansiyel ileride uygulanacak vetoyu kaldırabilmesi için iki tane önemli açıklama yaptı İsveç. Bir tanesi Türkiye'nin mevcut durumunu anlıyoruz ve bunun karşılığında da gerekli adımları atmaya gayret ediyoruz dedi ve bir yasa değişikliğine gitti. Nedir bu yasa değişikliği? En son 1973 senesinde İsveç'te terör yasası çıkmıştı. Yine 74'te ve 75'te değiştirilmeye niyetlendi. Nitekim 75'te son halini aldı. Bir de 2019'da son rütuşlara atılmış olan bir terör yasası var. Bu terör yasasında bir terör örgütü terörist bir organizasyon olarak kabul edilse bile öyle geniş noktaları var ki aslında her yere çekilebiliyor. Dolayısıyla bu günlerde üzerinde durulan mevcut nokta bu yasanın biraz daha farklı bir şekilde e, değiştirilip işte Türkiye içinde, e, İsveç içinde daha yapıcı bir sürecin ilerlemesi. Bu birinci mesele. E, bu Türkiye açısından tatmin edici olur mu? Çok açık ve net konuşalım. Tatmin edici Türkiye açısından olmayacağı gibi bir bağlayıcılığı yasa bile olsa yoruma çok açık tarafı var. Geçmişe dönük uygulanması zaten mümkün değil. Yani buradan bir çözüm, Türkiye'nin istediği doğrultuda bir çözüm çıkması mevzu bahis değil. Silah konusuna gelince o zaten e, daha da e, vahim bir durum. Çünkü açıklama şu, NATO üyesi olunca İsveç zaten ona göre hareket edecektir. Şüpheniz olmasın gibi bir geleceğe e, atıfta bulunuyor. Şimdi e, dolayısıyla Türkiye'nin söyledikleriyle İsveç'in şu an yaptıkları arasında Türkiye'yi tatmin edecek ve geri adım attıracak bir durum yok. Türkiye atar atmaz o ayrı bir dava ama bizim taleplerimizde karşılayan bir şeyle e, burun buruna değiliz. Şimdi bunu ele aldığımızda ben net bir şekilde şunu söylüyorum: İsveç yıllardır hale hazırda terör örgütlerinin PKK'nın önemli e, içerisinde kendine yer bulduğu barındığı ülkelerden biri haline gelmiş. Bu değişmeyecek. Bu ciddi anlamda bağlar kurulmuş. Oradaki siyasetçilerle yaşayan halkla vesaireyle. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle ben PKK bakın YPG PYD de demiyorum. PKK noktasında İsveç'in ciddi anlamda gerçek anlamda bir geri adım atacağı kanaatinde değil. Bu ilişkileri nasıl etkiler? Türkiye'nin vetosu devam ederse sadece İsveç'le değil aslında İsveç'le olan ilişkinin de çok bir ehemmiyeti yok esas itibariyle bu son savunma bakanları toplantısında söylenen çok önemli birkaç noktadan dolayı genel itibariyle Batı ile diyaloğu müsbet değil menfi etkiler. O da şu Batı dünyası daha doğrusu NATO dünyası diyelim buna NATO ülkeleri yaptıkları açıklamada diyorlar ki bir doğu hattını genişleteceğiz yani Rusya'ya olan sınırı genişleteceğiz ve bu bizim için elzemdir. Yani Finlandiya ve İsveç'in bu sürece dahli aslında NATO'nun gelecek stratejisinde önemli bir parçası. Dolayısıyla Türkiye kendi ulusal menfaatleriyle NATO'daki birçok ülkeye ki adını koyalım bizzat Amerika Birleşik Devletleri'ni karşı karşıya almak gibi bir durum da. E, tabii ki burada Türkiye için ehemmiyeti olan şey ulusal menfaatleridir, önemli olan budur ama hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin bu tavrı neticesinde eğer devamlılığı olursa, eğer devam ederse e, şüphesiz ki NATO'daki birçok ülkeyle de e, tezat bir duruma düşüleceği de aşikardır. Ama son olarak da şunu söylemekte fayda görüyorum, e, bu veto meselesi veya İsveç'in vaatleri, NATO Genel Sekreterinin söyledikleri... İsveç girene kadardır. Ben çok açık ve net şundan eminim, şunu da söylüyorum. Nasıl Türkiye Avrupa Birliği'nde karşısında devamlı olarak bir işte Kıbrıs Rum kesimini, ki çok hukuksuz alınmış Rum kesimde ya da Yunanistan'a her şeyi yerine getirse bile bir mani olarak bulacağı gibi NATO'da İsveç'in dahiliyle beraber çok net söylüyorum... Amerika Birleşik Devletleri değişir tavrı vesaire o bir dünya ama İsveç her zaman Türkiye'ye bilhassa terör noktasında menfi duruş sergileyen bir ülke olacak. Tabii iki tarafında üye olmasından dolayı ancak bir yere kadar sıkıntı çıkabilir NATO'da eğer olursa İsveç üye. Buradaki esas temel nokta Türkiye'nin göstereceği veto rezistansına Batı dünyasının yapacağı baskı nereye kadar gidecek? Bunu da ancak önümüzdeki günlerde görürüz. Ama İsveç'ten ziyade veto Amerika Birleşik Devletleri ile ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin arasında gerginliği daha çok arttıracak. Burak Kuntay çok çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. Sevgili seyirciler Amerika'da en son silahlı saldırılardan sonra partiler üstü bir çabayla kimi senatörlerin çabasıyla silah düzenlemesi yasası da anlaşma sağlandı. Ve belki de ilk kez silah lobisine karşı bir adım atılacak. Ama buna rağmen bu haftada iki kişinin öldüğü bir saldırı vardı bir kiliseyi bastılar bu sefer. Bütün dünyanın gözü kulaysa ekonomide ve Bitcoin'de. Bitcoin dibe vurdu. Yani bir zamanlar 60 bin 65 bin doları gören ve bunun daha gideceği çok yer var. 200-250 bin doları görür denilen Bitcoin 20 bin dolar sınırına geldi. Daha da düşmeye başladı. Ve de bu konuda bu haftanın en çok konuşulan konularından bir tanesiydi. Bill Gates NFT'leri yerden yere vurdu. Kendinizden daha aptal birini bulursanız her şeyden para kazanabilirsiniz dedi. NFT meselesini bu şekilde ele aldı. NFT'lerin e, çok da bir işe yaramadığını, çok da elle tutulur bir şeyler olmadığını belirtti. Bu da bu haftanın konuşulan konuları arasındaydı. Yine madem bu NFT Bitcoin dedik, bu hafta ilginç de bir konu vardı. Elon Musk'ın Dogecoin'i nasıl bir böyle bir coin cinsini nasıl e, hani gazladığını mı diyeyim ya da manipüle ettiğini biliyoruz. Bu konuyla ilgili kendisine bir dava açıldı. Bu da bu haftanın konuşulan konuları arasındaydı. Tam 258 milyar dolarlık bir dava açıldı. Bu adam bunu manipüle ediyor, kendi şirketleri için kullanıyor diye. Bakalım bu da ne olacak. Ben de merakla bekliyorum. NASA'nın uzay aracı e, Perseverance e, Mars'ın yüzeyinde çöp tespit etti. Panik olmayın, bir şey yok. Dünyanın çöpüymüş. Bizim daha önce dünyadan gönderilen e, çeşitli uzay araçlarının çöpüymüş. Ve haftanın skandalı bitirelim isterseniz bu haftayı. Oscar ödüllü Kevin Spacey İngiltere'de dört ayrı cinsel taciz davasının bir anlamda davası açıldı kendisine. Gitmez deniliyordu. Herhalde oraya gitmez bu davalarla yüzleşmez deniliyordu. Tam tersi Kevin Spacey bu davalarla birebir görüşme yüzleşmek için davalara çıktı. Bakalım suçlamaların hepsini reddetti. Ne olacağını biz de merakla bekliyoruz. Evet bir 5'le 1K'da dolu dolu bir programla karşınızdaydık. Umarım önümüzdeki hafta yeni bir 5N1K bir karşınızda oluruz. O zamana kadar ben Cüneyt Özdemir. İyi günler, iyi akşamlar.